Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. Bugün 26 Eylül 2013 günlerden ise arkadaşlar Perşembe. Ve günün ikinci canlı yayınında tekrar sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi bugüne baktığımız zaman şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Hemen şöyle alalım buraya. Evet, Euro-Dolar paritesi için güzel haberlerimiz var. 35-40-35-50 aralığı olarak belirtmiştik bugünkü kırılma noktamızı. Ne oldu? Bu seviye kırıldı mı arkadaşlar? Hayır. Peki, kırılmadıktan sonra geri çekilme devam etti mi? Etti. İlk hedeflediğimiz seviye gece saatlerinde neresiydi arkadaşlar? Hop, hemen ekranımıza alıyoruz. Neresiymiş? 34-35-07, sonrasında 34-78 ve 34-60. İlk iki hedef tamamdır. Arkadaşlar, iki hedefe ulaştık. Sıra geldi üçüncü hedefe. Üçüncü hedef dediğimiz yer neresi arkadaşlar? 34-60 civarları ama 34-60'a lütfen dikkat. Dikkat etmemizin sebebini sabah da anlattık aslında. Burada bulunan 200'lük hareketli ortalama kuvvetli bir destek konumuna gelmiş durumda. Aynı zamanda şuradaki beyaz ince hareketli ortalamayı da görüyorsunuz. 4 saatlik grafiklerde bir Fibo seviyesiyle destekleniyor. O yüzden 60-65 civarlarına kadar bir geri çekilme gelirse gelir. Ondan sonrası artık bir karar noktası olacaktır. Bu kararı da paritenin kendisi verecek. Acaba buradan aşağı doğru gideyim mi, gitmeyeyim mi diye. O yüzden işin şakası bu. 34-60 seviyesine dikkat edin arkadaşlar. Bir dönüş gelecekse 34-60 seviyesinden muhtemelen 34-60-34-65 civarları kırılmadan gelecektir. Bunu söyleyelim. Şu anda 34-78'e ulaştığımızı söyledik. İlk denemeler bu seviyenin altına daha inemedik arkadaşlar ama bu civarlar kuvvetli desteklerin olduğu bölgeler. O yüzden lütfen dikkat, şu saatten sonra artık yeniden yukarı doğru tepkilerle hafif hafif de olsa karşılaşma ihtimalimiz var arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz Euro Dolar paritesi için. Tamamdır. Yani özet olarak 34-78-34-60 arasından döndü parite dönemezse muhtemelen 34-30'lara doğru bir hareket başlıyor demektir. Bu harekette arkadaşlar şöyle 60'ların altından yaklaşık bir 28-30 pip civarlarında hareket anlamına geliyor. O yüzden bu bölgeden de istifade edebilirsiniz eğer ki 60'ların altına inersek. Peki bakalım, yani illa 4 saatlik kapanışları beklemeniz gerekmiyor bence. Hani saatlik grafiklerde de 200'lük ortalamada bu civarlarda olduğu için hani sanki 34-60'ın altında saatlik bir kapanış bile yeterli olabilir. İlla ki 4 saatlik grafiklere göre hareket etmeniz bence şart değil. Şuradaki bölgenin altına doğru bir kapanış. Tabii ki 4 saatlik daha sağlıklı olacaktır ama saatlik grafiklerde belki yeterli olabilir. Belki denk gelir, o saatlik kapanış aynı zamanda 4 saatlik kapanıştır. Şans olabilir ya, mesela saat 8 civarlarında saat 8 kapanışının bunun altında olması hem 4 saatlik hem de saatlik kapanışı beraberinde getirir. 4'te 1 şansımız var arkadaşlar. Bakalım, inşallah dediğimiz gibi olur. Olmazsa da planımız belli arkadaşlar. Yukarı 35.07, sonrasında üzerine doğru çıkarsak ancak yukarı hareket 35-35'e kadar devam edebilir. Ya bütün gün içerisinde bu kadar düştükten sonra tekrar 35-35'e gelmez demeyin. Akşam saatleri oldu demeyin. Bunun hiç sağa solu belli olmaz. Aşağı doğru gelir, ondan sonra hop bir anda bütün gün içerisinde yapmış olduğu hareketi 1 saat ya da 2 saat içerisinde alır. Ondan sonra ekrana baka kalırsınız. Kesinlikle genelleme yapmayın arkadaşlar piyasada. Daha önce böyle oldu, gene böyle olur demeyin. İhtimali değerlendirin ama kesinlikle güvenmeyin. Çarpılmayın demiş Adem Bey. Evet. Doğru. Arkadaşlar, sterlin dolar. Sterlin dolar için bugün ne de beklemiştik hatırlıyor musunuz? 60-89 civarlarının altında sabahleyin belirtmiştik ki geri çekilme beklentimiz vardı. Bu geri çekilme beklentimiz saat 11.30 haberleriyle beraber devam etti. İlk olarak 60-30'lara kadar bir hareket dedik. 60-30'lar kritik. Buradan döndü dönemezse yön tekrar yukarı aşağı almaya devam edecek. Nereye kadar? 60-06 olarak belirtmiştik. Arkasından da 59-80. Farkındaysanız bugün iki tane okumuz var. Bir yukarıda, bir de bu bölgede aşağıda. Görüyorsunuz.
O yüzden arkadaşlar yukarıdaki ok hala çalıştı ve çok güzel bir şekilde aşağı doğru pariteyi taşıdı. Şu anda 58.90'lara bakacağız. Bu seviye kırılmadığı takdirde genel trend yukarı olmaya devam edecek. Bakın önemli bir nokta, daha önce de buralardan dönüş oldu mu derseniz oldu. Ama 58.90'dan değil, şurada görmüş olduğunuz yeşil hareketli ortalamanın arkadaşlar. O yüzden yine bakın buralara doğru yaklaşıyoruz. 58.90'ın üzerinde kaldık. Kalırsak yukarı doğru tekrar 60-30 sonrasında 60-89 civarlarına kadar hareketler gelebilir. 59-80 değil mi hocam? 58-90 mı dedim? Çok özür diliyorum. 59-80'ler aynen öyle. 59-80'in altına indik arkadaşlar. İnemezsek yön yukarı inersek hareket aynen devam edecektir. Nereye kadar? 59-39-40'lara kadar ilk aşamada, yani bir 40 pip daha hareket potansiyeli var. Onu da söylemiş olalım sterlin dolar paritesi için. Tamam. Sterlin doları da kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Gelelim altına. Altın için söyleyecekler arkadaşlar hiçbir şey yok. Çünkü ne dediysek gerçekleşti. O yüzden üzerine bir tek daha kelime koymaya gerek yok. Ne demiştik bugün? 1337.80, 1342.88 aralığımız vardı. Bu aralık kırılmadığı takdirde geri çekilmeyle önce 1329.54 sabah saatlerinde pivot olarak paylaşmıştık. Çok kuvvetli bir nokta değil ama geri çekilmeyle 1321.30'ların kuvvetli bir destek olduğundan bahsettik. Buraya kadar neredeyse geldik. Özellikle arkadaşlar direnç çok güzel çalıştı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 saat boyunca test etti. Altısında da arkadaşlar bu seviyenin üzerine çıkıp da zaten şu 42'nin üzerine doğru bir hareket yapmayı başaramadı. Yani bu direnç aralığımızı taban seviyesinin bile üzerinde kalma konusunda sıkıntı çektik ve beklediğimiz yönde hareket geldi. Bir de beklediğimiz seviyeye, yani 1321.30'lara doğru ulaşırsa bu gece rahat uyuyacağım. En azından size doğru yolu göstermiş olmanın verdiği huzurla uyuyacağız. Çok risk almak istemeyenler arkadaşlar yavaş yavaş pozisyonları tabii ki azaltabilirler. Zaten hani 21-30 civarlarındaki hedefimize de bayağı bir yaklaştık ki 37-80'lerden başladı bu düşüş. En azından sizler için, çünkü burasıydı bizim kırılma noktamız. Ve şu anki fiyata göre baktığımızda 120 pip civarlarında bir kar var. Fena sayılmaz değil mi? Bence atın kasaya gitsin bir kısmını. Bir kısmını da arkadaşlar yukarı doğru belki 1330'ların üzerine riski birazcık azaltmak adına stop koyup geri çekilmenin devamını bekleyebilirsiniz. En azından piyasadaki oyuncuların bu gözle bakacağını tahmin ediyorum. Bu 12 dolarlık 120 piplik kar da fena sayılmaz arkadaşlar. Bakalım devamı gelirse de 1321.30 civarlarının altında 1316.21 ve 1307.96 civarlarına kadar da bir geri çekilme söz konusu olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi bakın 1337.80 civarlarından başlayan bu düşüş, dediğimiz gibi şu an itibariyle işte 127 pip civarlarında bizim hedefimiz, yaklaşık olarak 165 piplik bir kar hedefimiz vardı. Bakalım buraya ulaşacak mı? Çünkü hedef hala güncelliğini koruyor. Onu söyleyeyim. Yani bu hedefte herhangi bir değişiklik yok. Dediğim gibi sabah, daha doğrusu gece ne yazdıysak aynen hala geçerli olmaya devam ediyor arkadaşlar. Peki bakalım, altını da bu şekilde özetledik. Şimdi gelelim dolar TL ve dolar Japon yeni arkadaşlar. Japon yeninde hareket var, o yüzden inceleyeceğiz. Şu dolar TL'yi bir yapalım. Soru sormanıza Japon yeni ile ilgili gerek yok. Arkadaşlar dolar TL için bugün 2.0212 civarlarının üzerine doğru bir hareket görürsek, dedik ki arkadaşlar 2.0292'ye kadar tepki ilk başta devam edebilir. 92'nin üzerinde de yaklaşık olarak 2.0386 civarları var. Bu 0386 civarları artık herhalde bugün için son nokta olacaktır.
Trend yukarı olmaya kesinlikle devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. 1.98-76 civarları kuvvetli bir genel trend açısından kuvvetli bir destekti. Ama bunu artık herhalde bu şekilde bir görünüm olursa yarın 99-50 civarlarına doğru taşıyacağım diye tahmin ediyorum. Yani şu bölgeye kadar taşıyacağız. Hatta şu anda bile artık destek seviyemizin burası olduğunu söyleyebilirim. Bakın genel trend açısından söylüyorum. Daha kısa vadeli düşünenler için ise yine paylaşacağım. Bakın burası arkadaşlar. Şuradaki bölge. Rakamsal olarak tekrar ifade ediyorum. 2.00 ile 99.55 arasındaki bölge olarak algılayabilirsiniz bu bölgeyi. Tamamdır. Hedef olarak da 2.0292 ilk kısa vadeli hedef, sonrasında 2.0395 civarları. Bakın şuradaki trend çizgisinin tepe noktaları yine karşımızda hedef olarak çıkabilir. Biraz farklı bir trend çizgisidir. O yüzden alışık olduğunuz trend çizgileri gibi, yani şuradaki tepeleri birleştirerek oluşmuş bir trend çizgisi değil. O yüzden hani ekranınızda olmayabilir. Veya şablonu yüklemediyseniz çok da fazla şaşırmayın. Ben bunun yine çalışabileceğini tahmin ediyorum. Şuradan gelen, bakın şuradaki dipleri baz alarak çizmiş olduğumuz trend çizgisinin altında kalmaya çalışıyor parite. O yüzden şu seviyenin kırılmadan tekrar yukarı hareketin çok daha hızlanacağını söyleyemeyiz. O yüzden bu bölgeye lütfen dikkat arkadaşlar. Peki dolar Japon yenine geldik. İstiyorsunuz değil mi dolar Japon yeni? Tamam, peki. Anlaştık arkadaşlar. Dolar Japon yeni için söyleyebileceğimiz şey ne? Arkadaşlar dolar Japon yeni çok hareketli. Çok hareketli. Bakın sabah da paylaşmıştık. Aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı, sonra tekrar aşağı bir gün geçirmişti. 2 gün önce salı günü. Dün bakarsak yine fena sayılmazdı. Önce aşağı 25 pip, yukarı doğru 20 pip, aşağı doğru 37 pip, yukarı doğru 42 pip, sonra aşağı doğru tekrar 40 pip. Ve arkadaşlar bugün de açıkçası diğer 2 günü pek aratmadı. Herhangi bir trend dahilinde hareket etmiyor. Sadece değişik şekilde yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı tepkiler var şu anda parite için. Yukarı doğru hareket potansiyeli hala çok kuvvetli değil, ama onu söyleyeyim. Yani aşağı potansiyeli biraz daha fazla, ama bunun için tekrar şuradaki kuvvetli destek noktası olan 98-80 98-70 aralığının altına doğru bir hareket etmesi şart arkadaşlar. Eğer buranın altına doğru bir geri çekilmeyle karşılaşabilirsek ne ala, o zaman geri çekilmeye devam diyoruz. Nereye kadar? 98-53 ve 98-35 civarlarına kadar. Yeter ki şu 70'ler kırılsın tekrar. Aksi takdirde, ya bakın aksi takdirde yukarı doğru hareket konusunda gerçekten içim çok fazla razı gelmiyor. Hani bu duygusal bir şey değil, sadece teknik olarak baktığım zaman da bakın şu sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Şuradaki bacakları görüyor musunuz? Hep yukarı yönde ve bunların hiçbiri yani genel anlamda baktığımız zaman yukarı hareketi desteklemedi ve sürekli olarak satıcılarla karşılaşıyoruz. Yani sanki şuradaki Fibo seviyesi tamamıyla artık bir duvar gibi olmuş durumda ve bu duvara yaklaştıkça hop geri dönüşler geliyor. Yaklaştıkça geri dönüş geliyor. Yaklaştıkça geri dönüşler geliyor. O yüzden bu hareket tekrar bir 80'lere kadar ilk başta gelebilir. 80-70 aralığına kadar. Bu 80-70 aralığından yeniden geri çekilme ile karşılaşma potansiyelimiz yine olacaktır. Önce 53, sonra 98-35'e kadar. Bakın son 2-3 gündür, yani daha doğrusu 2 gündür en azından. Bakın saat 8'den sonra hop aşağı doğru 26 pip. Bu da arkadaşlar saat 6'dan sonra hop aşağı doğru 40 piplik geri çekilmeler var. Aynı şeyi bugün yapar mı? Son 2 gündür yapıyor. Bakın ne diyorum size? Ya, olabilme ihtimalini değerlendirebilirsiniz. Ama buna güvenerek risk almayın. Kesinlikle. Yani tamamıyla evet 2 gündür yapıyor, bugün de aynısını yapar artık demeyin. Ama daha önce olduysa bugün de olabilir diye aklınızın bir köşesinde olsun. O yüzden yine bu seviyelerden aşağı doğru bir harekette en az 70'ler, belki de 53'lere kadar bir geri çekilme mümkün olabilir. Sayın Zuyu 99.12'yi gösteriyor. Evet Sayın Zuyu, onu gördüm. 98.12'ler tam şu bölgelerdeydi. Onun farkındayım.
Şuradakini gösteriyorsunuz siz. Farkındayım onun. Hatta çizelim onu da. Sonuçta artık buradaki şey bitti. Şundan bahsediyorsunuz. Kesinlikle haklısınız. Burada daha önceden bir kanalımız varmış bizim. Bunu da kaldıralım artık. Şu nedir? Bunu da kaldırabiliriz artık. Tamam, bu fazlalıkları en azından atmış olduk. Evet, şuradaki bölge haklısınız. Zaten bunlar hep beni yukarı hareket konusunda endişelendiriyor. Bunlar hep yukarı hareket konusunda endişelenmeme ve bu yukarı hareketlerin tekrar geri çekilmeyle karşılaşma potansiyelinin olduğu konusunda beni biraz daha düşünmeye yetiyor arkadaşlar. Siz terste mi kaldınız şu anda? Öyle mi diyorsunuz? Peki, tamam, konuşuruz onu da. Durum şu anda bu. Bakalım, inşallah dediğiniz gibi şuradaki bölgeden bir geri çekilme dediğimiz doğru. Ama arkadaşlar, olayın bir de madalyonun ters tarafı var. Ters tarafında ise özellikle alıcılar için söylüyorum. Arkadaşlar, 99-20'lerin üzerine lütfen direnmeyin. 99-20'nin üzeri yukarı hareket için biraz daha önünü açacaktır. Ve bakın, papyonumuzu açalım biz. Papyonumuzda ne diyor bize? Özellikle bakın arkadaşlar, 20'nin üzerinde öncelikle 45'ler, 45'ler de geçilirse hızlı bir harekette 100'ler ve 100'lerin üzeri 100.60'lara kadar hareket devam etme potansiyeli var. O yüzden şu papyona baktığımız zaman da önemli olan bir bölgenin 20'lerin üzerinde ilk başta 45'ler, sonrasında ise 100'ler ve 100.60'lara kadar da bu hareketin devamı gelebilir. O yüzden lütfen dikkat. Lütfen dikkat. 99-20'nin üzerinde kısa vadeli çalışanlar için söylüyorum. Biraz daha geniş bakan arkadaşlar 45'lerin üzerinde bir kapanış, günlük kapanış bekleyebilirler. Bunu söyleyebiliriz. Peki bakalım, şimdilik özetler bu kadar arkadaşlar. Özetler bu kadar. Devamını da burada bizimle olan arkadaşlarla yapacağız. O yüzden canlı yayın kaydını bir durduralım.